Merhabalar. Türkiye'de olmasa da Avrupa'da ünlü bir polisiye yazarı olan Peter Robinson'ın bizi altüst etme iddiasında olan romanı Altüst incelemesi şimdi sizlerle. Polisiye romanları oldum olası severim. Hem içinde barındırdığı gizem ve merak duygusu, hem hiç dinmeyen temposu ve gerilimi, hem de gerçekçi yapısıyla hep ilgimi çekmiştir. Birçok polisiye sever gibi benim de bu türe ilgim tabii ki Sherlock Holmes'la tanıştıktan sonra oldu. Sherlock Holmes'un maceralarını okuyup da polisiye romana ilgi duymamak neredeyse imkansızdır. Çok sık olmasa da elime geçtikçe polisiye romanları keyifle okuyorum. Ülkemizde 19. yüzyılın sonlarında edebiyatımıza giren bir roman tarzı olarak günümüze kadar çok fazla gelişim göstermemiş. Fakat günümüzde özellikle Ahmet Ümit'in popülerleşmesiyle daha çok gündeme gelmiş bir roman türü. Özellikle yabancı türde yazılmış eserleri daha çok seviyorum. Adam Faver'in kitapları bu ilgimi daha çok arttırdı. Yerli versiyonlarının fazlaca mekan ve tarih tutkusu bazen bu polisiye kimliği beslemek yerine gölgeliyor diye düşünüyorum. Bunu hala polisiye romanın mantık olarak ülkemizde tam oturmadığına yoruyorum. Polisiye roman kendi matematiğinde çok hassas olunması gereken bir roman türü. Denklemlerin, kişilerin ve olayların her şeyin önünde olması gerektiğini düşünüyorum. Romana gelirsek. Roman anlatım olarak gerçekten çok düzgündü. Ayrıntılar başlarda okuyucuyu romanın içine dahil etmede çok başarılıydı. Olaya geçiş olarak merak uyandırıcı ve ilgi çekiciydi. Romanın ilk kısımları diyebileceğimiz bölümü tam bir polisiye romanıydı diyebilirim. Fakat ilerleyen bölümler benim için tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Romanın baş kahramanı ve Peter Robinson'ın birçok polisiye romanının da baş kahramanı olan Alan Box'ın anlamsız bir şekilde romanın ortalarına doğru meydana çıkması okuyucunun temposunu çok düşürüyor. Ayrıca başlarda ilgi çekici olarak başlayan olayların sonrasında sıradan bir cinayet vakası haline gelmesi, hikayede hiçbir gizem ve denklemin olmaması, bazı absürt cinsel sahneler ve oluşturulamamış karakterlerle kitap bir an önce bitse kategorisine dahil oluyor. Başlarda okurken heyecanlandığımız kitapların ortasına ve sonlarına doğru bir an önce bitsin artık diye acı çekmeye başlamak gerçekten kötü bir durum. Hem yazar hem de okuyucu açısından tabii ki. İçinde heyecanı yitirip gittikçe soğumaya başlayan bir ölü gibi ruhunu da yitirmeye başlıyor böylece. En sonunda damağınızdaki acı tattan uzun süre rahatsız oluyorsunuz. Adeta basit bir suçun sıradan bir polis soruşturmasıyla sonuçlanması olarak görülebilecek roman benim nazarımda başarısız polisiye romanlar kategorisinde yerini aldı. Burada unutmamak gerekir ki bu benim kendi görüşüm. Yine de bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü benim fark edemediğim lezzetleri sizin damağınız pekala bulabilir. Kitaplar bir noktada öznel varlıklardır. Herkese o kişinin ruh dünyasına göre bir şeyler verir. Bu arada kitap severler ve kitabı merak edenler için kitap Martı yayınlarından çıkmış. Güzel, ilgi çeken ve bir polisiye romana uygun bir kapak tasarımı var. Köşesindeki ve romanla hiç alakası olmayan slogan da kitabı tanımayan okuyucular için hayli dikkat çekici. Her adım ölüme yakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir kitap incelemesiyle tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.